Çayı alıp düşüyorum yere ben orada. Onu kadar atıyorum. Ben de dışarıya full atıyorum. Onu sevdi oğlum. Dükkanda makinesi hadi öptemek yok. Kaç bir eşya. Aklının parası var. Müşterim içeri girdi. Müşterimle alışveriş yaparken olay esnasında bilgim yoktu. İçeriden çıkarken bir anda sağıma bakarak bir döndüğümde solumda araba hızlı bir şekilde geldiğini gördüm makas atarak. Sürücünün alkollü olduğu belliydi zaten. Sürücüyü görür görmez kendimi sola çekip içeriye attım. Atar atmaz da zaten kapının önünde sıkıştım. Saniye farkıyla kendimi kurtardım. O arada benim ayağım sıkıştı kapının önünde. O esnadan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum tabii ki. Yaşadığım şoktan sonra 1-2 dakika sonra bir kendime geldiğimde bir baktığımda bir sürü komşularım, etraftaki insanlar biri bacağıma buz koymuş, biri bana su veriyor, biri yüzümü yıkıyor. Ve olaydan sonra öğrendik ki sürücü alkollü. 1.78 alkollü çıktı. Ehliyetine el konundu. Yani olayı ufak tefek sıyrıklarla atlattık ama sürekli olan bir şey yani. Alkollü sürücüler sürekli makas atıyor caddede. Sürekli oluyor yani. Trafik polislerimiz olsun, memurlarımız olsun caddede çok güzel bir şekilde çalıştıkları halde ama yine de başa gelemiyorlar. Caddede çalışma sistemi çok güzel. Polis memurlarımız olsun, trafiklerimiz olsun sürekli çalışıyorlar ama yine de başa gelemiyorlar. Herkes sağdan soldan alkollü olarak caddeye giriş yapıyor. Görüntüde göründüğü gibi bunun farkıyla, saniye farkıyla elimden dönüyoruz. Arabayla kovaladık bunları yani. Öyle tekerlekli falan değil. Birimiz önde, adam benim sağdan giriyor önüne çıkmak için. Sağdan olmak. Kovada bıraktı. Yoldan geçti. Daha önce bir